Tekrar merhaba. Adım adım sizlere inovasyon yöneticisinin sorumluluklarını anlatmaya devam ediyorum. İnovasyon yöneticisinin ilk sorumluluğu iş sağlığı, güvenliği alanındaki çalışmaları yapmak demiştim. Bu konuyla ilgili önceki videomu izleyebilirsiniz. Tek tek görevlerini tanımladığımız görevleri sizlere anlat. İkinci videomuzda ise inovasyon yöneticisinin görevlerinde vizyon ve strateji konusunda sizlere bilgi vermek istiyorum. Bu da önemli görevlerinden bir tanesi inovasyon yöneticisinin. Sorumluluk tanımı olarak inovasyon, misyon, vizyon ve stratejilerini oluşturmak ve güncellemek başlığı altında bunları sıraladık. Üç temel sorumluluk sıraladık. Bunlardan ilki inovasyon, misyon, vizyon, politika ve strateji çalışmalarına katılmak. Bununla ilgili görev detaylı olarak tanımladık. Bunları sizlerle paylaşacağım. İkinci temel sorumluluk olarak inovasyon strateji hedeflerinin belirlenmesini sağlamak dedik. Bununla ilgili de 5 sorumluluk görev sıralamış bulunuyoruz. Bunları da sizlerle detaylı olarak paylaşacağım. Misyon, vizyon ve strateji sorumluluğunda üçüncü sorumluluk inovasyon, misyon, vizyon ve stratejilerini güncellemek dedik. Bununla da ilgili iki görev tanımladık. Neden bu konuyu önemsedik? Biraz bunlara girip bu konuda inovasyon stratejisi ne demek? Biraz bunları tanımladıktan sonra, bunlarla ilgili detay bilgiler verdikten sonra tanımladığımız görevleri adım adım paylaşacağım. Daha önce bahsetmiştim, ISO 56000 serileri içerisinde inovasyon yönetiminin bir sistematik bir şekilde kurulabilmesi için en önemli konulardan bir tanesi de inovasyon stratejisi oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürülmelidir demiştik. 56000 serisi içerisinde bu stratejiyle ilgili bunu liderin görevleri arasında tanımlıyoruz. Bu stratejinin organizasyonun temel iş hedeflerine odaklı, esnek, uyarlanabilir, performansı izlemeye izin veren ve ilgili taraflarla paylaşılan bir doküman olduğunu vurguluyoruz. İnovasyon stratejisi neler içereceğini de tanımlıyoruz yine ISO 56002'de. İnovasyon yönetimi kılavuz standardı içerisinde örgütün bağlamını, inovasyon, vizyon ve politikasını, rolleri, sorumlulukları ve etkileri bu stratejiyi hayata geçirirken roller neler olacak, kimler hangi sorumlulukları taşıyacak ya etkiler neler olacak bunu da tanımlayan bir doküman olarak bunu açıklıyoruz. İnovasyon hedefleri ve bunlara ulaşma planları nelerdir? Zaten strateji dediğimiz zaman hedefe hangi yoldan gidersem ulaşacağımın tanımlaması olarak ifade edersek. Daha sonra organizasyon yapıları ve kaynakları inovasyon hedefimize nasıl tahsis edeceğiz? Bununla ilgili destek süreçler nelerdir diye tanımlıyoruz. Yine ISO 56002'de özellikle vurguladığımız başka bir şey daha var. Belirsizlik koşulları altında değer gerçekleştirmeye odaklanan. İnovasyon neydi? Yenilik ve değerin gerçekleşmesinin birlikte bir arada olmasıydı. Yani sadece yeniliğin, buluşun, teknolojinin olması yeterli değildi. O yenilik ile, o farklılık ile bir toplumsal sorunu veya bir problemi çözmeye yönelik bir değerin bu hedef kitlesiyle buluşmasından bahsediyorduk. O halde değeri gerçekleştirmeye odaklanan bir stratejiden bahsediyoruz. Varsayım temelli olmasına rağmen diyoruz, bu strateji kanıta dayalı da karar vermeye olanak sağlamalıdır diyoruz. Liderlik, yapılar ve süreçler arasında da bir denge kurmalıdır bu strateji. Bu stratejiyi özellikle böyle uzun uzun anlatmak istememin sebebi de şu. Özellikle Ar-Ge merkezleri olan kurumsal yapılarda teknoloji yol haritası dediğimiz bir dokümana rastlıyoruz. Teknoloji yol haritası Ar-Ge merkezinin üzerinde çalıştığı teknolojik projelere ilişkin
hangi yıl ne yapacağını tanımlayan, hangi ürünün geliştirmesini ve prototipini ne zaman üretim ve pazarlama bölümlerine sunacağını tanımlayan bir uzun dönemli, orta uzun dönemli bir yol haritasıdır. İnovasyon stratejisi bunlardan farklı bir şeydir. Yani sadece Ar-Ge merkezlerinin hangi teknolojik alanlarda hangi çalışmaları yapacağını tanımlayan bir yol haritası değildir. Ne dedik? İnovasyon stratejisi iş stratejisiyle paralel, ona odaklı inovasyon değerini gerçekleştirmeye odaklanmış, kaynakları nasıl tahsis edeceğini, nasıl örgütleneceğini anlatan bir stratejik dokümandan bahsediyoruz. Strateji dediğimiz zaman değişik tercihler yapıyoruz gitmek istediğimiz yere. Bizim inovasyon hedefimizde belirli bir niyetimiz vardır, belirli bir risk iştahımız vardır. Bu niyet, hedef ve risk iştahına uygun olarak yollar vardır. O yollarda bir kısım tercihler yaparız. Bu tercihler maliyette lider olacağım tercihi olabilir, özellikte lider olacağım tercihi olabilir, pazarda, tasarımda lider olacağım tercihi olabilir. İşte buna cep telefonu örneğinden ne diyoruz? Samsung bir maliyet lideri olmasına rağmen Apple bir tasarım özellik lideridir diyoruz. Başka ne tip tercihler olabilir? Bunu kendi öz kaynaklarımla yapacağım gibi bir tercih kullanabiliriz. Burada çünkü fikri haklarımı kimseyle paylaşmak istemiyorum, kimseden fon almak istemiyorum diyebiliriz. Buradaki bazı teknolojik alanlarda veya bazı yenilik alanlarında dış kaynak kullanacağım, ulusal kaynak kullanacağım, TÜBİTAK kaynağını kullanacağım, bakanlıkların kaynaklarını kullanacağım veya uluslararası kaynaklar kullanacağım, Horizon kaynaklarını kullanacağım, ikili anlaşmalarla başka ülkelerin kaynaklarını kullanacağım diye olabiliriz. Veya bir başka tercih daha yaparız, deriz ki bu yeniliği, bu değeri gerçekleştirmeyi tek başına gerçekleştiremem. Bu benim için risklidir, bu benim için pahalıdır. Ben bununla ilgili iş birliğini yöneterek ilerleyeceğim. Bu da bir tercihtir. Belirli iş ortakları, belirli konularda, belirli özelliklere sahip, belirli kaynakları ve yetkinlikleri olan iş ortaklarıyla ilerleyeceğim diye olabiliriz. Ve iş birliğiyle beraber bu çalışmaları gerçekleştireceğim diye olabiliriz. İşte strateji dediğimiz zaman ve inovasyon stratejisi dediğimiz zaman işte bunları, bu tercihleri yaparak ilerleriz. Ve bir strateji, inovasyon stratejisi dokümanında inovasyon vizyonu ve politikası olur. Misyonu olur. İnovasyon hangi alanlarda yenilik yapacak? Bunun tanımlaması olur. Bu alanlarda bu yenilikleri gerçekleştirecek, bu değeri gerçekleştirecek roller, sorumluluklar, yetkiler kimlerdedir, nasıldır bunları tanımlarsınız. İnovasyonla ulaşmayı hedeflediğiniz hedefleri tanımlarsınız ve bu hedefe ulaşmak için yetenekler, hangi yeteneklere ihtiyacınız var? Bunları tanımlarsınız ve bu programla ilgili eylem planları, bir iş planı hazırlarsınız. Bu sene ne yapacağım? Ve projelerinizi tanımlarsınız ve yol haritasınızı ifade edersiniz. Dolayısıyla inovasyon stratejisi bir teknoloji yol haritasından öte bir şeydir. Bizim iş hedefimizi ulaştıracak, bize onunla uyumlu yenilik, hangi tercihlerle yenilik yapacağımızı tanımlayacak. Bu tercihlerle bizi hedefimize götürecek yolları tanımlarız. Sadece ürün inovasyonu içermez. Aynı zamanda süreç inovasyonu, hizmet inovasyonu, bir iş modeli inovasyonu, bir sosyal inovasyon çalışmalarımızı da inovasyon stratejisi içerisinde tanımlarız. Bu görselde ise şeyi görüyorsunuz. Bu özellikle vurguluyorum ve defalarca vurguluyorum. Bir iş stratejimiz vardır. Bu iş stratejimizin içerisinde bir üretim stratejimiz, bir pazar stratejimiz, bir kaynak yönetimi stratejimiz olabilir. Bir de inovasyon stratejimiz vardır. Diğerleri nasıl iş stratejimdeki stratejik hedefime ulaşma amacıyla yollarımı, tercihlerimi tanımlıyorsa İşte inovasyon stratejimde aynı şekilde bu iş stratejimin bir parçasıdır. Bunun altında portföylerim, projelerim ve faaliyetlerim
yer alır diyoruz. Şimdi tekrar geri döndüğüm zaman, inovasyon yöneticisinin sorumluluklarına döndüğüm zaman ikinci ve önemli konulardan bir tanesi ne demiştik? İnovasyon, misyon, vizyon ve stratejisini oluşturmak ve güncellemek. Bu ana başlık altında üç temel sorumluluk söylemiştik. Şimdi sırasıyla bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk sorumlulukta ne demişiz? İnovasyon, misyon, vizyon, politika ve strateji çalışmalarına katılmak. Bir tek yöneticinin sorumluluğunda değildir. Böyle bir çalışmalar kurumda yapılmalıdır. İnovasyon yöneticisi bu çalışmalara katılmakla sorumludur diyoruz. Peki katılarak neler yapacak? Bunları şimdi görevleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuruluşun gelecekteki rolü ve durumuna yön verecek, itibarını arttıracak, kuruluşun mevcut yetenekleriyle sınıflandırılmayan, rehber görevi gören strateji, politika ve hedeflerin belirlenmesi için üst yönetim liderliğinde çalışmaları planlamak. Dolayısıyla ilk görev bir üst yönetim liderliğinde bu planlamayı gerçekleştirmek, inovasyon stratejisinin hazırlanmasına ilişkin planlamayı gerçekleştirmektir diyoruz. İkinci görev inovasyon, misyon, vizyon, politika ve strateji çalışmalarının gerçekleştirmesinde gerekli analiz ve raporlama işlemlerini yapmak ve çalışmalar süresince moderatör ve raportör olarak görev almak. Burada da önemli bir şey söylüyoruz. İnovasyon tek başına yapılamayacak kadar ciddi bir iştir. Dolayısıyla bütün kuruluşun çalışanları, liderleri, bu konudaki personel bu inovasyon stratejisi hazırlama çalışmalarına da katılmalıdır diyoruz. Ama inovasyon yöneticisi bu çalışmalar için gerekli olan analiz ve raporlama işlemlerini yapar diyoruz. Çalışma süresince de bu bir etkileşimli, bütünsel bu süreç içerisinde de moderatör olarak ve raportör olarak görev alır diyoruz. Kuruluşun kültürünü oluşturan değer, misyon ve vizyona yönelik inovatif stratejileri oluşturmak ve inovasyon yol haritasını hazırlamak. Bu ekip halinde, bir kuruluş halinde hazırladığımız bu inovasyon stratejisini dokümante edip bunun yol haritasını hazırlamakta tabii ki diyoruz inovasyon yöneticisinin görevidir. Üçüncü görev olarak bu sorumluluğa ilişkin hazırlanan inovasyon, misyon, vizyon, politika ve stratejilerin yayılmasını ve kuruluş içinde ve dışında doğru anlaşılmasını sağlamak ve yaşatılmasına liderlik etmek diyoruz. Yani hazırladık, sonra da bunun yayılımını ve doğru anlaşılması konusunda da inovasyon yöneticisi görev almalı. İkinci inovasyon strateji hedeflerinin belirlenmesini sağlamak. Yani ilkinde ne yaptık? Bu strateji nasıl oluşturacağını, burada nasıl katkılar sağlayacağını, buradaki görevlerin neler olacağını söyledik. Şimdi de bu stratejik hedefi belirlenmesinde ne tip görevleri olacağını anlatıyoruz. Burada 5 görevden bahsediyoruz. İlk görevi kuruluşun iç ve dış çevresinin analizi ve trendlerin kısa, orta, uzun vade analizlerinin yapılmasını sağlayarak inovasyon stratejilerinin geliştirilmesi için koordinasyon ve organizasyonu sağlamak. Yine dikkat ettiğiniz gibi iç ve dış çevrenin analizi ve trendlerin analizi kısa, uzun, orta vade bunu niçin yapılmasını sağlamak diyoruz. Bunu ilgili birimler, bölümler, kişiler veya iş ortakları yapacak. Bunun yapılması ile ilgili çalışmaları inovasyon yöneticisinin görevi olarak tanımlıyoruz. Ve inovasyon stratejilerinin geliştirilmesi için bütün bu yapılan analiz çalışmalarını koordine edip bununla ilgili organizasyonu yapmayı da temel görevi olarak ifade ediyoruz. İkinci görev olarak inovasyon stratejilerinin kuruluşun iş stratejileriyle uyumlu bir şekilde hazırlanması için kuruluş içi ve dışı ekiplerle çalışmaları gerçekleştirmek. Yani yukarıda ne dedik? Koordinasyon, organizasyon sağla ve ikinci görev olarak da hem kuruluş içi hem de dışı ekiplerle bu çalışmaları bizatihi de yap
diyoruz inovasyon yöneticisine. Üçüncü görev olarak onaylanan inovasyon stratejilerine ve bütçelerine uygun iş planlarını ilgili iç ve dış ekiplerle hazırlanmasını sağlamak. Ne dedik? Yine bunu bir onay süreci var. Bu bütünsel bir kurumsal bir yapı içerisinde bu stratejiler değerlendiriliyor, onaylanıyor. Sen bunlarla ilgili bütçeleri de onaylandıktan sonra iş planlarını ilgili ekiplerle beraber hazırla diyoruz burada. Dördüncü görev olarak inovasyon stratejilerine uygun faaliyetlerin yerine getirilmesi için iç ve dış iletişimi gerçekleştirmek. Burada ne yapıyor? Ben artık bir strateji dokümanı hazırladım, hedefleri hazırladım, iş planını hazırladım. Ne yapacağım? Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için yine iç ve dış paydaşlarla iletişimi gerçekleştireceğim diyorum bir inovasyon yöneticisi olarak. Sorumluluğun son görevi ise işletmenin inovasyon hedeflerini işletme ve inovasyon stratejisine göre belirlemek. Dolayısıyla burada da bu hedeflere kuruluşun iş hedefi neydi? Burada inovasyon hedefleri neler olabilir? Bunları tanımlamak inovasyon yöneticisinin görevleridir. Bunları hayata geçirmek için mesleki bilgi ve uygulama becerileri olarak neler gereklidir? 22 tane mesleki bilgi uygulama becerisi tanımlamışız. Stratejik yönetim ve liderlik, inovasyon kültürü, inovasyon stratejisi, inovasyon yönetimi değerleme, inovasyon işbirlikleri yönetimi, analitik düşünme becerisi, analiz yapma bilgi becerisi, araştırma yapma bilgi becerisi, ekip içinde çalışma becerisi, eylem planı hazırlama bilgi becerisi, ihtiyaç analizi yapma bilgi becerisi, ikna becerisi, iletişim bilgi ve becerisi, karar alma becerisi, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanımı analiz bilgisi, planlama ve organizasyon becerisi, problem çözme becerisi, sözlü yazılı iletişim becerisi, stres yönetimi becerisi, sunum becerisi, zaman yönetimi becerisi ve raporlama bilgisi. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için, bu görevleri gerçekleştirebilmek için gerekli mesleki bilgi ve uygulama becerileridir diyoruz. Son bir sorumluluk daha var demiştim, onu da söyleyeyim. İnovasyon, misyon, vizyon ve stratejilerini güncellemek. Neydi? Bütün misyon, vizyon ve strateji dokümanları yaşayan dokümanlardı. İnovasyon stratejisinin güncellenme yaşayan bir doküman halinde devam etmesi için de inovasyon yöneticisine bu sorumluluğu veriyoruz ve bununla da ilgili iki görev atamışız. Bu iki görevi de sizlere özetleyip bugünü tamamlamak istiyorum. Üst yönetim liderliğinde ilgili iç ve dış paydaşlarla her yıl veya dönem gerçekleştirilen inovasyon yönetimi değerlendirmesi ve stratejik plan yönetimi değerlendirmesi öncesi mevcut yönetimin değerlendirme raporunu hazırlamak, toplantıya katılacakları iletmek. Yani değerlendirme yapılmadan önce ne yaptığımıza ilişkin bir raporu katılacak değerlendirmek hazırlamak ve katılımcılara iletmek, bu onun görevidir diyoruz. İkinci temel görev ise neymiş? Mevcut inovasyon yönetimi performansını değerlendirmesi yanında kuruluşun içerisinde yer aldığı ekosistemdeki iç ve dış bağlamı da değerlendirmek, mevcut misyon, vizyon, politika, stratejilerin güncellemesi için öneri ve yorumlarını iletmek, onaylanan revizyonların iletişimini sağlamak. O halde yaşayan bir dokümanda biz içinde bulunduğumuz ekosistemde hem iç çevremde hem dış çevremde gelişmeler oluyor. Bu gelişmeleri de değerlendirerek benim misyon, politika ve stratejilerimde güncellenmesi gereken bir konu var ise bununla ilgili önemli yorumları da iletiyorum karar alıcılara ve onaylanan revizyonların da iletişimini sağlıyorum bir inovasyon yöneticisi olarak diyoruz. Önemli bir sorumluluğu inovasyon yöneticisinin İnovasyon, misyon, vizyon ve stratejilerinin belirlenmesindeki görevlerini sizlerle paylaştım. Bir sonraki sorumluluğunda ve detaylı görevlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.